Diyabetik anne bebeklerine geldik. Şimdi diyabetik anne bebekleri çoğu zaman şu fotoğrafta gördüğünüz gibi olurlarsa bize düşüyor ama daha küçüklerde olabilirler. Bu çocukta sizce baş çevresi büyük mü küçük mü normal mi? Ne dersiniz? Nasıl geliyor ilk izlenimimiz? Bana da ilk izlenim küçük geliyor. Niye? Çünkü bak vücudu büyük, kafası sanki şurası küçükmüş gibi geliyor değil mi? Küçük. Hani vücuda oranla öyleymiş gibi geliyor. Ama doğrusu ne dersen normal. Baş çevreleri normal, vücutları büyük. Tamam mı? Vücutları büyük oluyor bu çocukların. Birazdan konuşacağız. Şimdi şu çok güzel bir şema, grafik. Bence hani buradan her şeyi öğrenebilirsiniz. Tek bir şemayla başka hiçbir şey bile girmeye gerek yok ama biz yine de gireceğiz. Bakın burada... Şuna dikkat edin arkadaşlar. Bir demiş ki gestasyonel diyabet var. Şurası gestasyonel diyabet. Bir de pregestasyonel diyabet var. Pregestasyonel diyabeti bu kadar uzun yapıp gestasyonel diyabeti böyle kısa yapmasının nedeni ne? Pregestasyonelde şuradakilerin hepsi gözükür. Gestasyonelde şuradakiler gözükür. Üsttekiler gözükmez. Bu anlama geliyor. Peki pregestasyonel ne demek? Gestasyonel ne demek? Pregestasyonel şu. Anne gebelikten önce diyabet. Kadın diyelim ki 20 yaşından itibaren diyabet, 30 yaşında gebe kaldı. O pregestasyonel diyabet. Yani koitus anında, organogenez zamanında hep ilk 8 haftada, ilk 12 haftada zaten diyabetti. Bu demek. Gestasyonel diyabet genellikle 22 ila 26. haftalar arasında ortaya çıkar. Zaten sen 24. haftada da OGTT yaparsın. Diyabet bu olmuş mu olmamış mı diye. Buradaki olay bu. Buradaki kritik soru şu. Konjenital anomaliler. Mesela VSD. Mesela büyük arter transpozisyonu konjenital kalp. Mesela sakral diskinezi. Mesela nörel tüp defekti. Diyabetik anne bebeklerin bunların hepsinin sıklığı artmıştır. Pregestasyonel diyabette mi olur? Gestasyonel diyabette mi? Ne dersiniz? Pregestasyonel de olur. Çünkü organogenez dönemi bu. Gestasyonel dönem diyabette... Anomali beklemeyiz. Yani zaten kalp oluşmuş. 22. haftadan sonra kalbin şekli değişmez. TGA'ya dönmez yani. Anlatabildim mi? O nedenle buna dikkat. Bir kere anomaliler pregestasyonel diyabette olur. Burada yazıyor. Abortuslar, erken gelişme geriliği. Yani SGA olabilir pregestasyonelde. Kadın mesela 10 yıldır diyabettir. Vaskülopatisi gelişmiştir. Diyabetik ayağı vardır. Gebe kalmıştır. Plasentadaki vasküler yapılar da bozuk olur. Dolayısıyla plasenta çocuğu besleyemez. Çocuk intrauterin büyüme geriliği olur. SGA olur. Hani hep klasik bildiğimiz LGA yapar diyoruz ya. SGA da yapabilir. Ha öyle bir olayı yoktur. LGA yapar. O ayrı. Makrozomi. Gestasyonelde ama SGA olmaz. Gestasyonelde makrozomi olur. Gibi bunu böyle bu grafikten anlayacağız. Bu bir... Bunlar daha doğmadan önce gelişen. Doğum sırasında doğum travması ikisinde de olabilir çocuk büyük olduğu için. Yeni doğan döneminde RDS sıklığı, hipoglisemi, hipokalsemi, polisemi, sarılık sıklığı artmıştır. Çocuklar büyüdüklerinde obeziteye ve tip 2 diyabete yatkınlığı artmıştır. Şöyle düşün, mesela bana garip geliyor ama işte önemli. Mesela kadın hadi pregestasyonel diyabetse kendisi diyabeti olduğu için zaten çocuğuna bunu aktarıyor olabilir genetik başka. Ama gestasyonelde sadece gebelikte diyabeti var. Çocuk doğunca diyabeti geçiyor. Başka hiçbir sıkıntısı yok. Ama o çocuk büyüdüğünde tip 2 diyabet olabiliyor. O fetal dönemde maruz kaldığı şeker çocuğun büyüdüğünde diyabetini tetikleyebiliyor, diyabete neden olabiliyor, obeziteye neden olabiliyor. Bunları da söylemiş olduk. Şimdi anneyle ilgili kısım bizi çok ilgilendirmiyor pediatrist olarak. Daha çok yeni doğanla ilgili kısma bakalım. Bir kere SGA olabileceğini söyledim. Kimde oluyordu? Pregestasyonel mi? Pregestasyonel. Bravo. Makrozomi olur, doğum travması yapabilir. Doğum travmaları hangilerin sıklığı artar sizce? Hepsi artar mı? Mesela subdural hematom, kapus süksedonum, ondan sonra klavikula kırıkları, brekial plexus, hepsi olur mu? Ne dersiniz? İşte buradaki kritik şey bu. Başla ilgili travmaların sıklığı artmaz. Neden? Çünkü baş çevresi normaldi. Boyun ve altıyla ilgili daha çok buna dikkat. Başla ilgili olanlar yok. İşte brekial plexus olur, klavikula kırıkları olur. Bunların sıklığı artar. Bu çıkmış tuz sorusudur. Soruyu da göstereceğim size. RDS sıklığı artmıştır. Normalde RDS piratermlerin hastalığıdır. Ama sana term bir bebek verip
RDS dediyse cevap çok büyük ihtimalle diyabetik anne bebeğidir. DAP diye kısalttım, tamam mı? 39 hafta RDS sürfaktan verdim falan diyorsa o diyabetik anne bebeğidir. Onu sormaya çalışıyordur. Burada 3 hipo, 1 hiper var. 3 hipo ne? Hipoglisemi yapar. Hipomagnezemi yapar, hipokalsemi yapar. Hiper ne? Hiperbilirubinemi sarılık yapar. Tamam mı? 3 hipo, 1 hiper diye bunu böyle şifreleyin. Hipoglisemi, hipomagnezemi, hipokalsemi, hiperbilirubinemi yapar. Doğumsal anomalilerden ok çıkartmamın nedeni hangisinde oluyordu onu söylemeniz? Pregestasyonelde. Gestasyonelde değil, pregestasyonelde oluyor. En sık kardiyak anomali demiyorum, dikkat edin. Patoloji hipertrofik kardiyomiyopatidir veya işte septal hipertrofi, asimetrik septal hipertrofi diye geçer. Bu ikisinde de olabilir. Hem pire hem çünkü bu bir anomali değil, patoloji. Kalbin büyümesi. Tamam mı? Holoprosenferi yine önemli bir anomalidir. Dikkat etmekte fayda var soru olarak. Şimdi burada eşlik eden anomalilerde hemoglobin A1C düzeyi annenin özellikle bize etkilenme düzeyini gösterebilir. Hani gebelikteki hemoglobin A1C düzeyi özellikle. Kardiyak olarak en sık kardiyak patoloji kalbin büyümesi. Öyle düşün. Anne karnındaki diyabet her şeyi büyütüyor. Beyin hariç. Kalbi de büyütür, organları da büyütür. Bu da kalbin özellikle septumunu, ortadaki septumunu büyütüyor. Anomali derse en sık VSD. En spesifik anomali derse BAT. Büyük arterlerin transpozisyonu. İşte ya da Latincesi TGA diye geçiyor. Tamam mı? Buyurun. Evet, ikisinde de olur. Çünkü ikisinde de ne olur? İnsülin artar. İnsülin arttığı için insülin kalbi büyütür. Hipertrikozis pinna kulakların kıllı şekilde doğması. Kulaklardan böyle saç fışkırır şekilde doğar. Bu da yine diyabetik anne bebekler için önemlidir. Sakral agenezi meşhur anomalilerden. Küçük sol kolon yine meşhur anomaliler. Yine üriner sistem malformasyonları görülebilir diyoruz. Bakın bu bize böyle bir çocuk doğmuştu. Bu o çocuğun fotoğrafı değil onu bulamadım. Ama internetten buldum. Aynen böyleydi. Kulaklarından böyle saç çıkıyordu. Neyse 4200 gram falandı çocuk. İşte hipoglisemisi vardı yatırmıştık. Yani bal gibi diyabetik anne bebeği aslında. Annesine dedik ki sende işte gebelikte diyabet var mıydı veya öncesinde diyabet var mıydı falan filan. Annesi dedi ki yok bende hiç diyabet olmadı. Şeker hastalığım olmadı falan filan. E peki dedik sen dedik işte OGTT yaptırdın mı falan dedik. Yaptırmadım dedi. Neden işte o dönem Canan Karatay yaptırmayın şeker zararlı falan diyordu. Canan Karatay yaptırmayın dedi yaptırma ama yemiş. Yani hani yaptırmamış OGTT ama kendisi yemiş belli. Neyse dedik sen böyle böyle bir çocukta bir durum var. Biz de bunu hani nedenini bu olduğunu düşünüyoruz. Bir hemoglobin A1C dedi eline yazdık buna bir baktır dedik. Baktırdı %8.2 falan bir şey çıktı. Yüksek yani. O gebelikte götürmüş yani OGTT'deki şekerden korkmuş ama kendisi yemiş. Yani bu işte kulaklarından belliydi zaten. Diyabetik anne çocuklarında aşağıdakilerden hangisinin görülme sıklığı artmamıştır? Makrozomi, miyokardiyal hipertrofi, renal ventromozu, subdural hematom, konjete anomali. Neden? Çünkü baş çevresi normal bu ayrıntıyı sordu. Doğumda en çok kırılan kemik klavukuladır. Klavukula kırığı bunu bilsek yeter. Klavukulanın hemen altında brachial plexus vardır. İlla kırılınca zarar görecek diye bir şart yok. Bu tamamen omuzu çekmeyle alakalı, kafayı çekmeyle alakalı veya omuzun takılmasıyla alakalı bu brachial plexus zarar görebilir. Ve zarar gördüğü düzeye göre de bulgusu değişir. İki tane bizim temel şeyimiz var. Erp düşen ve kulümke. Hemen hemen doğumdaki brachial plexus zararlarının %90'ından fazlası erp düşendir. Çok azdır kulümke olan. Onu da söyleyeyim. Tamam mı? Erp düşendir çoğu. Erp düşen 5-6 kulümke C7-8'in etkilenmesiyle ortaya çıkar. Erp düşende bahşişeli pozisyonu vardır. Bu ne demek? İnternal rotasyon, kol içe doğru dönük ve yapışık. Ve arkada da el böyle bahşiş alacak bir garsonmuş gibi böyle dışarıya doğru açık şekildedir. Ve eline bahşiş verirsen alır. Yani nedir? Yakalama fonksiyonu korunmuştur. Yakalaması vardır. Elin yakalaması bozulmamıştır. Moro o taraftan alamazsın çünkü asıl etkilenen omuzdur. Tamam mı? Peki kulümkede el şöyledir. Kol şöyle yukarıda durur. El böyle durur. Pençe el. Parmaklar böyle açıktır. Çünkü elin yakalama fonksiyonu bozulmuştur. Böyle pençe şeklinde durur. Yakalama yoktur. Omuz hafif sağlam olduğu için hafif bir moro alabilirsin. Ben bunu şöyle şifreliyorum arkadaşlar.
Bence akılda tutması çok zor bir şey değil ama olsun. Şu omuz olsun, şu da eli olsun parmakları. Omuzdan aşağı doğru bu ekstremite yazar gibi ek yazıyorum. Ek. Ekstremiten ek. 5, 6, 7, 8 yazıyorum yukarıdan aşağı doğru. Erp düşen 5, 6 ve yukarıyı etkiler, omuzu etkiler daha çok. Kulümpke 7, 8 daha çok aşağıya etkiler. Tamam mı? Erp düşen varsa moru alamazsın, omuzu kıpırdatamaz ama eli sağlamdır. Kulümpke de omuzu kıpırdatır ama eli bozuktur, eli sağlamdır. Tamam, buradaki olay bu şekilde şifrelerseniz unutmazsınız. Şu 5-6'yı son yan dalda sordular. Erp düşen de işte hangi neresi etkilenmiştir diye sordu. Daha da böyle aklınızda kalması için tavla oynayanlar için söyleyeyim. Düşeş 6-6 atmak, tamam mı? Eliyle atar 6. Eliyle tutabilir zarları, atabilir. Bu şekilde de aklınızda kalabilir. Şimdi frenik sinir hasarına gelelim. Frenis yazmışsın ama frenik olacak bu. Frenik sinir hasarı. Bu sorulmadı şu ana kadar, sorulabilir, buna dikkat edeceğiz. Frenik sinir hasarını size şöyle tarifleyeyim. Eğer ki erp düşen biraz daha yukarıya kayarsa, yani C3-4 etkilenirse, tam buradan diyaframa giden frenik sinir çıkar. Frenik sinir hasarlanırsa, buraya giden bölge hasarlanırsa, diyafram kasılmaz o tarafta, mesela sağ hasarlandı, sağ tarafta diyafram böyle kubbe gibi kalır. Aşağı yukarı hareketini yapmaz. Yeni doğanlar daha çok hangi solunum yapıyordu? Diyafragmatik solunum. Dolayısıyla çocuk solunum sıkıntısıyla size verilir. Der ki bir çocuk doğdu, solunum sıkıntısı var. Çocuk kötü soluyor, yatırdık. Yatırdıktan sonra çocuğun fizik muayenesini yaparken sağ tarafta moru alamadık. Erp düşenle birlikte ya daha çok onu ver. Moru alamadık. Sonra çocuğa bir akciğer grafisi çektik. Akciğer grafisindeki sağ diyafram bu şekilde gözüküyor. Normalde bunun eşit olması lazım ya da birazcık yukarıda olması lazım. Ama böyle yukarıda veya bak bu taburda. Bu çocuktaki solunum sıkıntısının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Frenik sinir hasarı. Tamam mı? Akciğer grafisini verip o tarafta diyafram böyle paralitik yukarıda duruyorsa bu. Kesin tanısı ultrasondaki diyafram hareketleriyle veya fluoroskopi dediğimiz cihazla konulur. Bunu da söyleyeyim. Geçtik. Geldik önemli konulardan bir tanesi. Perinatal asfiksi ve hipoksik iskemik ensefalopati. Bu her tus olmasa da iki tusta bir kesin çıkıyor. Yani yılda bir sorusu var en az. İki sorusu da olduğu oluyor, onu da söyleyeyim. Sorulma potansiyeli yüksektir, sevilen bir konudur. Bunun dışında sizin pratisyen olarak veya periferde çalışan hekimler olarak da karşınıza çıkabilecek bir durumdur. Ve çıktığı zaman doğru adımları yapmazsan da başını belaya sokacak bir durumdur. Onu da söyleyeyim. Hipoksik iskemik ensefalopati. Şimdi herkesin korktuğu bir konu vardır mezuniyette. Sizin de vardır belki. Ben mesela mezun olurken en çok korktuğum şey doğumdu. Doğumdan korktum. Çünkü hiç normal doğum görmedim. Yani internlükte falan giderdik kadın doğuma falan. Hep sezaryen yaparlardı Hacettepe'de. %90 sezaryen. Ayda yılda bir tane normal doğum olurdu. Ben telefon numaramı bırakmıştım internken. Abi abla beni arayın doğum oğluna falan. Hacettepe'nin yurdunda kalıyordum. Aradılar, tamam mı? Üstümü giyindim gidene kadar çocuk giyinmiş yukarı çıkıyor. Yani anlatabildim mi? Yani öyle siz de bu anları yaşamışsınızdır belki diye söylüyorum. Yani görmedim. Hatta Zekai Tahir Burak vardı o zaman. Oraya birkaç arkadaş gitmişti dilekçe verip falan doğum görelim diye. Sonra bana dediler. Ben de gideyim dedim. Dilekçe verdim falan filan. Orada bir tane kadın doğumcu vardı uzun. İşte biz sizin eğitim yeriniz miyiz bilmem ne dedi. Beni odadan çıkardı, kovdu. Yine göremedim. Yani ne olacak göstersen sanki korkumu yeneyim en azından. Neyse olmadı. Gittik. İşte 5. ya da 6. nöbetim bilmiyorum. İlk bir iki ay içinde bir olay oldu. Bir tane daha önce böyle doğuma başlayan kadınlar falan geldi. Ben hep şey yapıyordum. İşte burada bir gece mece gelirse nöbette burada olmuyor falan imzalattırıyordum. Tamam mı? A4 falan bir şey imzalattırıyordum. Gönderiyordum. Kendi arabasında olanlar kendi arabasıyla. Bir tane işte ambulansla gönderdim. Bir tanesini hatta gitmeyeceğim param yok falan taksi parasını verdim gönderdim. En yakınıyla. Yani o kadar korkuyorum çünkü. Yani ne yapayım yapacak bir şey yok. Şimdi elimde kalsa yani nasıl doğurtacağım. Neyse bir tane geldi. İkinci ay civarında falan bir kadın. Diyor ki işte ben burada doğuracağım. Köyünden gelmiş işte o ilçenin köyünden. Dedim ki. Bak dedim burada kadın doğumcu yok, işte ben varım falan, ben işte çok şey değilim. Yok diyor, ben doğuracağım, bu benim ikinci doğumum. Zaten birincisini evde doğurmuştum, işte bir şey olmadı falan diyor. İlla ben doğuracağım. Ambulansa göndersem mi acaba diye, kendi arabasını teklif ettim, arabası yok.
Taksi teklif ettim, kabul etmedi. Ondan sonra ambulansla göndereceğim. En son karar verdim ama önce ebeyi çağırdım. Çünkü çok sancısı var. Açıklığına bakacağım. En yakın göndereceğim yer 2 saat. Ya yolda doğurursa? Bu sefer ayrı bir şey. Bu arada hastayı sevk edenin sorumluluğundadır. Ulaşana kadar. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra neyse ebe geldi. Baktı dedi ki doktor bey dedi bunun 8-9 santim açıklığı var dedi. İkinci doğumu dedi. Bu bir saate kalmaz doğurur dedi. Neyse dedim yapacak bir şey yok. Başımıza geldi bir kere bu iş. Kadına ısrar ediyorum. Yok kabul etmiyor. Ben diyor işte burada işte kocam bir yerde diyor. O gelecek diyor. Akrabalarım burada bana bakacak kimse yok. İlde tamam neyse yapacak bir şey yok. Yatırdık. Gecenin ikisi mi üçü mü ne? Ondan sonra ebe işte açıklığını kontrol etti falan. Ben de o kadar elim ayağım titriyor ki daha böyle ikinci ayım. Düşün pratisyen yeni bitirmişim. Doğum var. Hiç en korktuğum konu. Geliyorum gidiyorum kadının altına bakıyorum. Çocuk çıkıyor mu diye. Tamam böyle merak ediyorum. Ne yapacağım yani saçı gözükünce şöyle yapacağım. İşte internetten bulmaya çalışıyorum falan. Böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum falan. Beni görünce ebe böyle dedi. Ne oldu doktor bey siz niye bu kadar telaşlandınız dedi. Dedim bak ben böyle doğumdan korkuyorum. Hiç görmedim. Nasıl yapacağımı bilmiyorum falan dedim. Yok ya dedi telaşlanmayın dedi oturun size dedi bir kahve yapayım içelim falan dedi. Kahve yaptı içiyoruz dedim benim bildiğim böyle bir şey değildi ama dedim yani doğum. Biz içiyoruz kadın orada bangır bangır bağırıyor. Dedim gidip bir şey yapmayacağız mı? Bir şey yapma o kendisi doğurur dedi. Kendisi doğurur bir şey olma ben çıkınca çocuğu size gösteririm falan dedi. Tamam neyse ondan sonra çat kendisi doğurdu kadın hiçbir şey olmadı. Tamam manevra onlar yani çocuk kadın doğuruyor zaten bir de evde doğurmuş hiçbir şey olmamış yani. Neyse. Kordunu klempledi. Hemen ebe böyle çocuğu sildi. Şey yaptı. Annesine verdi falan. Tamam dedi. Bitti. Dedim vallahi iyiymiş. Benim korkmama gerek yokmuş. Sonradan pediatrist olunca falan bunu anladım ki asıl korkulacak mevzu buymuş. Ya çocuk doğsaydı da ağlamasaydı. Ya işte ambulanma ihtiyacı olsaydı. Anlatabildim mi? Hipotonik doğsaydı. Mesela hipotonik doğdu. Siz ambuladınız. Tamam 30 saniye 40 saniye neyse ambuladın. Çocuk birden kendine geldi. Nefes aldı. Ama ilk apgarında düşük verdin. 3-4 verdin mesela. Hani öyle bir apgar çocuk. Sen tamam çocuk çok iyi kendine geldi. Güzel emiyor falan. Annesine verelim dedin. Alman gereken 2 tane şey vardı ama almadın. Verdin. Çat çocuk 12 saat sonra nöbet geçirdi. Haydi. Hadi 12 saat sonra nöbet geçirdi bir şekilde kurtarırsın. İlk 12 saat içinde sevk ettin falan. Soğutuldu muğutuldu bir şey falan. Hadi 24 saat sonra nöbet geçirdi. İş işten geçti. Hadi 4 yaşına 5 yaşına geldi. Parmak ucunda yürümeye başladı. Anlatabildim mi? Böyle davalar var 6-7 yıl sonra. Ama neyse o konuya girersem çok uzar ama böyle şeyler var yani. Onun için iki şeye bakman lazım böyle hipotonik doğan bir çocukta. Mesela o gün o çocuk da olsaydı ben bakmazdım. Bak doğru bilmiyordum yani çünkü. Bakmazdım. Ama şimdi biliyorum kan gazına bakman lazım. Kan gazında neye bakman lazım? Kan gazı da her yerde var. Bende yoktu bakamadım diye bir bahanen de yok. pH'ına bakacaksın ve BE yazar baz eksis diye. Tamam BE yazar kan gazında. O ikisine bakacaksın. Eğer pH 7'nin altındaysa, birazdan konuşacağız. BE dediğimiz değer eksi 12'den daha düşükse, eksi 13, eksi 14, eksi 15, sen bu çocuğu ne olursa olsun sapasağlam dahi olsa sevk edeceksin. Anlatabildim mi? Çünkü bunun altında, bu zaten öyleyse tanı asfiksi oluyor. O asfiksi. Nörolojik bir bulgu ortaya çıktıysa o da hipoksik iskemik ensefalopati oluyor. Beyin etkilenmiş oluyor. Tamam mı? Buradaki temel şey bu. Çünkü bunun tedavisi en azından olabilecek olayları azaltan bir tedavisi var. Bu çocuğun ileride serebral palsi olma ihtimalini azaltan bir tedavi var. Ne? Soğutma tedavisi. Aynı bilim kurgu filmi gibi gelebilir ama bu çocuğu alıyorsun, buzdolabına koyuyorsun, vücut sıcaklığını 33 dereceye düşürüyorsun, 72 saat çocuğu o sıcaklıkta tutuyorsun. Sonra yavaş yavaş 8 saatte ısıtıyorsun. Sonra MR çekiyorsun, annesine veriyorsun. Bunu yaptık yapılanlarla yapılmayanlar karşılaştırıldığında 16-18. Aydaki nöro prognoz bayağı farklı. Yapmazsan daha çok etkileniyor çocuk. Yaparsan daha az etkileniyor veya etkilenmiyor. O nedenle bu bir malpraktis konusu olabilir. Dikkat etmek lazım. Şimdi olayı anladın. Eğer beynin ihtiyacı olan oksijenin karşılanamaması ve sonrasında olayla ilgili ortaya çıkan hücre ölümü, hücre nekrozunu tanımlamaktadır. Şimdi normalde SGA'yı hatırlayalım. SGA'da plasenta 100 birim oksijen, 100 birim glikoz yerine 50-50 geçiriyordu. Kronik bir hipoksi vardı. Çocuğu öldürmüyordu ama büyütmüyordu da böyle bir olay vardı. Ama bunda 38. haftaya kadar 100-100 geçerken çat doğum sırasında korda bir bası oluyor. Ya da kord düğümleniyor. Hiç oksijen geçmiyor. Hiç besin geçmiyor. Kaç dakika dayanabilirsin buna?
işte 5 dakika, 10 dakika neyse. Çağat beyin oksijen gitmeyince patır patır beyin hücreleri ölüyor. Tabii sadece beyin değil, karaciğer, böbrek, işte bağırsak hepsi etkilenebilir. Ama bizim için önemli olan beyin olduğu için ve bu klinik ortaya çıkıyor. Tanı için önemli olan şey öykü, nörolojik muayene bir kere en başta önemli. Öykü ne? Mesela ben size, ben daha önce zekayı tahlil bırak kapanmadan önce orada da çalışıyordum işte yeni doğanda. Şöyle kadın geldi mesela asfiksi, ağır asfiksilerden bir tanesi. Kadın gelmiş işte doğum başladı diye. Kadın böyle bahçıvan pantolonu var, tamam mı? Pantolonu bir açıyorlar, çocuğun kafası burada. Böyle gelmiş kadın doğuma. Öykü, al sana öykü. Kanamayla gelmiş. Veya uzun süren doğum eylemi, evde başlamış, gelmemiş, bazen böyle doğum koçu eşliğinde doğurtmaya çalışıyorlar, doğmuyor, sonra geliyor. Mesela, ha bunlar öykü. Nörolojik muayene çocuk doğdu hipotonik veya nöbet geçiriyor gibi. Apgar skoru düşük, bak altının altında %60 barajını geçemezsen 1-0 yenik başlıyorsun dediğim mevzu bu, 10 üstünde. Öykü, şey Apgar skoru. Kan gazında pH 7'nin altı, baz açığı dediğimiz o BE değeri -12'den daha düşükse. Bunlar senin hem hasta primer sana geldiğindeki olayların hem de TUS'ta en çok yardımcı olacak şeyler. Buradan sonrası sevk. Sevk ettim, bana geldi. Ben EEG'yi bağladım. EEG'deki beyin voltajındaki düşüklük. Normalde 5'in üstünde olması lazım beyindeki elektriksel aktivite. Altında mesela. Benim için önemli. Bunlar tanı için bize yardımcı, prognozda belirleyen şeyler var içinde. MR çekip, MR'da da böyle o asfiktik lezyonları, beslenemeyen beyin bölgelerini, difüzyonun kısıtlı olduğu bölgeleri gösterebilirsin. Ama bu lezyonların tam oturması 4. 5. günü buluyor. Onun için 4-5 gün bekleyemezsin. Hemen anında soğutmaya başlaman lazım. Ancak soğutmayı yaparsın, ondan sonra MR'la hem tanıyı doğrulayıp hem de prognoz açısından nasıl bir prognoz olacağını görmek için difüzyon MR çekebilirsin. Çıkmış TUS sorusudur. Tamam mı? Asfiksi de, hipoksik iskemik ensefalopati de, 4. 5. günde yapılması gereken tetkik prognozu görmek için hangisidir diye sordu, difüzyon MR. Yine soruyu da göstereceğim size. Silmediysem burada olması lazım. Buna dikkat. Şimdi peki bunun bir evrelemesi var. Sarnat evrelemesi diye bir evreleme. Başka evrelemeler de var. Thompson'da var ama Sarnat daha çok kullanılıyor. Sarnat evrelemesinde evre 1'de çocuk hiper alert. Ondan sonra refleksleri hiperaktif, göz küreleri midriyatik iken, genişken. Genellikle EEG'si normaldir, nöbet geçirmez, prognoz iyidir. Evre 2'de çocuk letarjiktir, uykuya meyilli. Hipotoniktir, fleksiyon postürdedir, gözleri miyotiktir, sık nöbet geçirir. Prognoz değişken. Buranın sorusu bu, refleksler hala hiperaktiftir. Buna lütfen dikkat edin. Refleksler hiperaktiftir. Seni yanıltırsa buradan yanıltır. Der ki aşağıdakilerden hangisi Sarnat evre 2'de olması beklenen durumlardan biri değildir. A, letarjik, hipotonik, miyotik. Nöbet geçiriyor, diyecek ki şuraya hipoaktif refleks. Sen de diyeceksin ki çocuk letarjikse, hipotonikse refleks de hipoaktiftir ya diyeceksin, eleyeceksin ama öyle değil. Hiperaktif. Tamam mı? Refleksler hiperaktiftir burada. Aynı evre 1 gibi. Buna dikkat. Onun dışında evre 3 en kötüsü stupor, komaya girer çocuk artık. Artık deserebre postürde. Refleks hiç yok, alamazsın. Ağır sekel ve ölümledir ve EEG'si düz çizer. İzoelektrik hat bu demek. Sıfır çizer EEG'de. Hiç aktivite yok. Veya arada düz çizerken çat diye yüze çıkar, tekrar sıfıra iner. Buna da burst süpresyon denir. Tamam, böyle bir bulgu vardır. Bu da son TUS'ta soruldu. Hangisi kötü prognoz gösterir? İzoelektrik EEG. Her şeyini sordular asfiksinin. Söyleyeyim. Bir tek soğutma kriterlerini sormadılar. O yakında gelecek. Birazdan onu konuşacağız. Kimleri soğutalım, kimleri soğutmayalım. Onun dışında kötü prognozdan son 2 yıldır 2 tane soru çıktı. Şimdi sadece beyni etkilemiyor tabii. Birçok organı etkiliyor. Şu tablodan 7 tane soru var TUS'ta. Tamam mı? Hepsi şuradan, yıldızlı kısımdan. Hangisi asfiksiste olmaz? Hipoglisemiyi hiper yapmış, asidozu alkaloz yapmış, hipokalsemiyi hiper yapmış. Bunları değiştirmiş sormuş. Tamam mı? Bu şekilde bu kısmı bilseniz burada yeter. Başka bir şey söylemeyeceğim. Bu arada belki kardiyologlar sorabilir. Trikuspit yetmezlik asfiksi açısından meşhurdur. Onu işaretledim. Biz pek sormayız da. Belki ola ki kardiyologlar sorarsa diye söyleyeyim. Geçtim.